Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere anlatım bozuklukları ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen bakış açısıyla yazılmıştır? Türkçenin kurallarını öğretmek amacıyla yazılan kimi dil bilgisi kitaplarında eş anlamlı ya da birbirini karşılayan sözcüklere rastlamaktayız. Bu can sıkıcı bir durum. Bir dilin kurallarını öğreten kitaplarda böyle hataların kesinlikle olmaması gerekir. Arkadaşlar bize neyi söylüyor? Gereksiz sözcük kullanımını söylüyor. Seçeneklere baktığımızda ise edatlar tek başına anlamı olmayan, cümlede görev ve anlam kazanan sözcüklerdir. Bakın burada böyle bir kullanım yok. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ve tamlanan arasına sözcük ya da söz öbekleri girebilir. Burada da gereksiz sözcük kullanımı yok. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine bakalım. Kimse, hepsi, çoğu, birkaçı, birçoğu, bazıları gibi çokluk anlamı taşıyan belgisiz zamirler özne olarak kullanıldığında yüklemi tekil olur demiş. Bakın burada da böyle bir ifade yok. Gereksiz sözcük kullanımı yok. Bunu da elemiş oluruz. Tam bir yargı bildirmeyen, temel cümlenin bir ögesi durumunda bulunan ve kendi içinde tamamlayıcı ögeler de alabilen sözcük ve söz öbeklerine yan cümlecik denir. Arkadaşlar burada da gereksiz sözcük yok. Bunu da elemiş oluruz. Sonu P, Ç, T, K ünsüzleriyle biten sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde bu sesler B, C, D, G ve yumuşak G ünsüzlerinden birine dönüşür demiş. Bakın arkadaşlar burada gereksiz sözcük kullanımı olduğunu görüyoruz. Sonu ve biten kelimeleri aynı anlama gelmektedir. Bunlardan uygun olan bir tanesinin atılması gerekir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Dün internette gezinirken yeni bir oyun bulduk. Burada böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. Hem öğretici hem eğlenceliydi. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Dörde geçiyoruz. Sonra bunların hepsini kullanarak bir olay kurguluyor. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. En sonunda da herkesin yazdığı olay aynı hikayenin devamı imiş gibi birlikte okunuyor. Bakın burada da böyle bir şey yok. Bunu da elemiş oluruz. 3 numaraya baktığımızda ise önce herkes ilk harfi A ile başlayan sözcükler buluyor cümlesinde. Bakın ilk harfi A ile başlayan demiş. Arkadaşlar ilk ve başlayan aynı anlama geliyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Göz alabildiğine uzayıp giden tarlalar su içindeydi. Arkadaşlar burada anlatım bozukluğu yok. Bunu elemiş oluruz. Ova sanki zümrütten bir deniz gibiydi. Arkadaşlar bu dursun. Boyu 1 metreyi bulmayan ekinler bütün ovayı kaplamıştı. Burada da bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Güneş bulutların arasından yüzünü gösterdi. Bakın burada da bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Ortalığa yaydığı sıcaklıkla tarlaların ıslaklığını az da olsa kurutmaya çalışıyordu. Yine burada da bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Ova sanki zümrütten bir deniz gibiydi derken bakın sanki ve gibiydi. Bu iki sözcük de aynı anlama gelen sözcükler. Bundan dolayı gereksiz sözcük kullanımı var. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır demiş. Hayvanlar ortalama olarak insanlarla aynı yaşam süresine sahiptir. Arkadaşlar bakın burada bir anlatım bozukluğu yok. Bunu elemiş oluruz. İnsanların sanat ürünlerine karşı duyarlılıkları azalmaktadır. Burada da bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Harf devrimi toplumun çağdaşlaşmasına büyük katkı sağlamıştır. Bakın burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Toplumsal ve siyasal sistemlerin değişimine uğradığı bir dönemde yaşıyoruz. Yine burada da bir anlatım bozukluğu görülmemektedir. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise edebiyat suç eğilimi olan insanlara bile anlayışlı yaklaşmamıza neden oluyor. Arkadaşlar olumlu bir durumdan bahsetmiş. O yüzden yüklem olumlu olması gerekirken ne olmuş? Olumsuz olmuş. Bunun yerine ne olması lazımdı? Sağlıyor olması lazımdı.
Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyimin yanlış kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? Bu işin iyi gideceği içime doğmuştu. Doğru bir kullanım, bunu elemiş oluruz. Hiçbir şey yapmadan elim kolum bağlı oturuyorum. Bu da doğru bir kullanımdır. Bunu da elemiş oluruz. Olanları abartmayı, bire bin katmayı çok seviyor. Bire bin katmak da doğru kullanılmıştır. Bunu da elemiş oluruz. Bize acı çektirenlerden bir gün hesap soracağız. Hesap sormak da doğru kullanılmış. Bunu da elemiş oluruz. O kadar geniş gönüllü ki her söylenenden alınıyor ifadesinde. Bakın geniş gönüllü değildir arkadaşlar. Biz ona ne diyoruz? Alçak gönüllü olmak diyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerin hangisinde bulunmaktadır? Öndeki aracın hatası bizim de kaza yapmamızı sağlamıştı. Arkadaşlar bakın adam kaza yapmış. Dolayısıyla iyi bir şeyden bahsetmiyor. O yüzden yüklemin olumsuz olması gerekirken burada olumlu olmuş. Yani neden olmuştu dese daha uygun olacaktı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada böyle bir anlatım bozukluğu bulunmaktadır. Seçeneklere bakalım. Yaralıyı hastaneye kaldırıp ilk müdahaleyi yaptılar. Burada böyle bir anlatım bozukluğu yok. Bunu elemiş oluruz. Kesinlikle o buraya uğramış olmalı. Bakın kesinlik ve ihtimal bildiren sözcükler bir arada kullanılmış. Böyle bir anlatım bozukluğu var. Ama yukarıdakine örnek oluşturmadığı için bunu da elemiş oluruz. Köylülerin yapmış oldukları su deposu arızalandı cümlesinde ise yine böyle bir kullanımın olmadığını görüyoruz. Bunu da elemiş oluruz. Sonunda İstanbul'da çirkin bir görüntüye kavuştu. Dursun. Yanlışları düzeltmenin olgunluk olduğunu bilmeliyiz. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat sonunda İstanbul'a çirkin bir görüntüye kavuştu derken bakın kavuşmak güzel olaylar için, mutluluk için kullanılır. Burada çirkin bir olaydan bahsediyor arkadaşlar. Bundan dolayı da buraya gelmesi gereken sözcük büründü kelimesi olacaktı. Doğru kelime buydu. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru, aşağıdakilerden hangisi duru bir cümle değildir demiş. Durudan kastedilen gereksiz sözcüğün kullanılmamasıdır arkadaşlar. Seçeneklere bakalım. Birkaç kez okuduğu kitaptan hiçbir şey anlamamış. Bakın bu duru bir cümledir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Son zamanlarda daha karamsar olduğunuzu düşünüyorum. Bu da duru bir cümledir. Bunu da elemiş oluruz. Bu ayın sonunda başlayacak etkinliklere 600 sporcu katılacak. Bu da duru bir cümledir. Bunu da elemiş oluruz. Eve varır varmaz telefon defterini aramaya başladı. Bu da duru bir cümledir. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Eskişehir'e gitmeden önce Ankara'da bir gün konaklamışlar ifadesinde bakın önce kelimesi burada nedir arkadaşlar? Gereksiz kullanılmıştır. Biz bu cümleyi şu şekilde söyleyebilirdik. Eskişehir'e gitmeden Ankara'da bir gün konaklamışlar. Görmüş olduğunuz gibi anlamın bozulmadığını görüyoruz. Gereksiz bir ifadenin olduğunu görüyoruz. Bu da duruluğa aykırıdır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir demiş. Herhalde onlar 3 ay sonra buraya kesinlikle gelirler. Bakın arkadaşlar herhalde demiş cümleye görmüş olduğunuz gibi ihtimal anlamı katmış. Kesinlikle derken de kesinlik anlamı bildiriyor. Yani bu nedir arkadaşlar? Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada yer almasıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru, bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Kazandığım bunca zenginliğin üzerimde şaşırtıcı hiçbir etkisi olmadı. Bakın arkadaşlar kazandığım zenginlik demiş. Zenginlik kazanılmaz arkadaşlar. Ne yapılır? Zenginlik elde edilir. Dolayısıyla para kazanılır, mal mülk kazanılır ama zenginlik elde edilir. Görmüş olduğunuz gibi bir sözcük yanlış anlamda kullanılmış. Bundan dolayı da bu ifadenin yer aldığı A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. 10. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen ve yakınılan duruma örnek verilemez demiş. Bazı roman ve hikaye yazarları
bir sözcüğün anlam inceliğini bilmediği için onu gelişigüzel kullanarak dil yanlışı yapıyor. Bu tarz eserleri okudukça dil zevkimin körleceğinden korkuyorum. Bu tarz eserlerin yazarlarının bu durumdan kurtulması için mutlaka sözlük karıştırıp o sözcüklerin anlam inceliğini öğrenip birbiriyle karıştırmaması gerekir. Yazmak, yani okuyucuya seslenmek, dile hakim olmayı gerektirir. Arkadaşlar, parçadan da anladığımız gibi burada eleştirilen durum nedir? Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasıdır. Seçeneklere baktığımızda Nermin, terliyken soğuk su içenlerin hastalanma şansının yüksek olduğunu çok iyi biliyordu ifadesinde hastalanma şansı olur mu? Olmaz. Burada şans yerine arkadaşlar hastalanma ihtimalinin yüksek olduğunu çok iyi biliyordu demesi gerekirdi. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Ali'nin arkadaşım Kemal'i sürekli azımsaması ve aşağılaması beni o kadar çok kızdırıyordu ki anlatamam ifadesinde. Bakın arkadaşlar, burada azımsaması ifadesi nedir? Yine yanlış kullanılmıştır. Bunun yerine sizin de tahmin ettiğiniz gibi küçümsemesi ifadesini arkadaşlar getirmemiz gerekirdi. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Tatilde saçlarını oldukça büyüten Mert, sınıftan içeri girdiği anda bütün gözleri kendisine çevrilmiş buldu cümlesinde ise büyüten kelimesini görüyoruz arkadaşlar. Saçların büyütülmesi değil, saçlar büyümez. Nasıl arkadaşlar? Uzatan olması lazım. Saçların uzamasından bahsediyor. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Duygu ile Fırat, çevresinde doğan her çocuk için fidan ekmeye karar verince birçok kişi tarafından takdir edildi. Fidan ekilmez arkadaşlar, nedir? Dikilir. Burada da böyle bir yanlış ifade var. Bunu da elemiş oluruz. Üniversiteden sıra arkadaşım ve sırdaşım Hasan yazdığı şeyleri bir kitapta toplayıp yayınlamak istiyordu. Burada böyle bir kullanım olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu olaylara sebep olan kişi bize kendini yazar olarak tanıştırmıştı. Arkadaşlar bakın, tanıştırmıştı değil, ne olması lazım? Tanıtmıştı olması lazım. Burada bunun yanlış kullanıldığını görüyoruz. Seçeneklere baktığımızda sebep olan sözcüğü neden olan biçiminde değiştirilmeli. Bunu elemiş oluruz. Bize sözcüğü cümleden atılmalı. Bunu da elemiş oluruz. Bize sözcüğü ile kendini sözcüğü yer değiştirmeli. Bunu da elemiş oluruz. Kendini sözcüğünden sonra virgül getirmeli. Bunu da elemiş oluruz. Tanıştırmıştı yüklemi yerine tanıttı sözcüğü getirilmelidir demiş. Bizim de söylediğimiz buydu. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım, bu kitabın başı bir gün herkes bir saatliğine padişah olup el üstünde tutulacak cümlesiyle başlıyor demiş. Bakın burada dikkat edin, başı demiş, başlıyor demiş. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? Gereksiz sözcük kullanımı var. Bunu da D seçeneğinde görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.